Hoca içindeki Ebru aşkı o kadar büyük ki gazete kağıtlarını Ebru almış. Aldığını anlatırdı. Ben hocanın yani benim akranlarım bilirler, gençler bilemeyebilirler ama eskiden röntgen filmlerinin konduğu turuncu zarflar vardı. O turuncu zarfları aldığı Ebru'ları gördüm. Ebru'lardan gördüm yani. Hocanın sağlığında ben hocadan hiç Ebru satın alamadım. Çünkü aklına acaba benim Ebru'larla bu adam ne yapacak ya, götürüp sergimi açacak diye bir şey gelir diye korkudan hiç Ebru satın alamadım. Hoca Hakk'a yürüdükten sonra bir sene sonra filan Söyler teyzeye gittim. Dedim ki ben hocadan bu sebeple hiç Ebru satın alamadım. Bende iki tane Ebru soruyor. Herkes de kıyamet gibi Ebru soruyor. Bende iki tane Ebru var. İşte ne bileyim 1000 lira mı bugünkü parayla bir param vardı. Ben dedim Ebru almak istiyorum dedim. Hocanın kendisine sakladığı, ilk yaptığı günden itibaren kendisine sakladığı 4 cilbent dolusu, bu mahkemelerde konulan siyah cilbentler var, 3 taraftan iple bağlanır böyle. Şu kalınlıkta 4 cilbent dolusu Ebru çıkardı bana dolaptan, seç işine istedikten dedi. Ben de 25 tane filan Ebru seçtim orada. O işte onlara bakarken, o cilbentlere bakarken, yarım gün onlara baktım. Onlara bakarken arada böyle turuncu kağıdı alınmış Ebru'lar da gördüm. Şimdi Necmettin Okyay Ebru'ları tekneden sıyırmadan alırmış. Yani alır, kaldırır, ipe ver evine asarmış, çamaşır asar gibi. Üstünde kitrede böyle yere akarmış. Fakat bir gün sohbet sırasında Mustafa Hoca'ya Şeyh Efendi Ebru'larını tekneden sıyırarak alırdı demiş. Hoca da bunu takılmış buraya, teknenin bir mil yaptırmış, sıyırarak almaya başlamış. Bakmış ki hiçbir zararı yok bunun yani. Ebru'ya zarar vermiyor, işte kitrenin fazlası da teknede kalıyor. Ondan sonra Ebru'larını sıyırmaya başlamış yani. O teknikten uzaklaşmışız bir dönem Necmettin Hoca zamanında. Sonra Mustafa Hoca'ya da geri dönmüşüz. Hoca yazıya çok meraklıydı. Güzel yazıdan da iyi anlardı ama Necmettin Okyay gibi hiç yazılı Ebru yaptığını görmedim. Yaptığı bir yazılı Ebru görmedim. Sağlığında da neden yapmadığını sormadığıma şimdi pişmanım. Yani çok yazılı Ebru yaptım hakikaten. Keşke sorsaymışım neden yapmadı diye. Ama pişman oldum. Şimdi boyaların akmaması için Ebru teknesinden yaptığınız Ebru'nun boyaların akmaması için üzerinde Ebru yaptığınız sıvının kıvamı ile boyalara koyduğunuz öz ve su miktarı arasında çok hassas bir denge var. Bu filmde de anlatmaya çalıştı. Mustafa Hoca o dengenin farkına varmış ve onu doğru yapabilmiş birisi. Yani onu hep tutturabilmiş birisi yani sürekli her zaman Ebru yapabilmiş. Yani, bazen teknenin aksiliği tutar Ebru olmaz falan diyor ama öyle dediğine bakmayın siz o hep yapıyordu Ebru. Ve boyaları hep ayarlı. Ben Söyler teyzeye sordum sonra. Hoca bir tek hafta sonları mı yapıyor Ebru diye. Yok dedi. Akşamları da yapıyor işten geldikten sonra. Eğer bir misafir falan varsa, Ebru yapamayacak olursa illa inen bir iki tane yapar, boyaların ayarını kontrol eder. Gerekenlere öt koyar. Hani bozulmasın, ödü ayardan çok uzaklaşmasın diye. Tekrar çıkar yukarı dedi.